bakıyorsun be kırık yalan? Oy, nasıl be ya? Allah Allah. Aşkım bir selfie çekilelim. Sabrettik, sonunda başardık be aşkım. Ay sonunda başardık aşkım. Vay benim siftahsız kardeşim. Lan sonunda evleniyorsun ha. Evlen tabii, az daha siftah yapmadan gidecektim bu dünyadan. Üf. Hadi lan, layık hak ettin yine. Aferin kız. Bak bak, dudaklara bak. Airbagleri patlamış araba gibi kızın dudakları. Ya baksana. Kıskandın değil mi? Ulan çattık be! Sen ne biçim organik keçisin? Niye uyarmıyorsun beni? Ya gitti tampon. Plakalık da gitmiş. Kaçma, arayacağım trafik polisini. Kaçma! Biz zaten trafiyiz. Evet. Şimdi trafik karıştı. Vay Tahsin abi, ne yapıyorsun be ya? Ne yapayım be ya, susak. Sen ne yapıyorsun? Abi tanımadın değil mi beni? Ya tanımaz olur muyum ya? Felek eminden olma. Gevrek Kadriye'den doğma mazot Arif. Kardeşim benim. Abim benim be ya. Vay be. Ben senin de bu kadarlığını bilirim biliyor musun? Ne yapıyor koca gitti baban ha? Emekli oldun mu? Olamadı be ya. Emeklilikte yaşa takıldı. Ben gördüm internette. Onun neye takıldığını biliyorum da. Hadi neyse bakalım. Hadi kolay gelsin, hadi eyvallah. Abicim dur, zabıt tutmamız lazım. Bu araç bize zimmetli, bunu böyle vurup kaçmak falan olmuyor yani. Ya tabii canım, tut zabıtı sen. Kaçmasın. Bu da bana zimmetli, o ne olacak? Hadi hadi görüşürüz. Abicim saçmalama, olur mu öyle şey ya? Abi kağıtları getirsene. Dur. Yok dur, telefonum. Telefon çalıyor, dur. Manyak mı lan bu? Ya çocuklar bir saniye, bu çok önemli, bunu açmam lazım. Alo. Efendim sayın vali. Ya daha şimdi girdim, kokun mu aldın? Estağfurullah sayın valim, arz ederim. Ha bakan mı? Çok selamı var. Hani bende kalmasın. Tamam valim. Bende emanetlerim bende, arabada. Getireceğim şimdi. Ya çok seviyor da beni. Ya ne yapacağım? He. Israr ediyorsun. Israr ediyor ya. Ya ufak bir kaza yaptık da memur arkadaşlar zabıt mı tutacakmış, bir şey yapacakmış, ona bekliyoruz yani. İnanmıyor, iyi oldu. Dur vereyim arkadaşlar, onlar anlatsın lan. Yok Tahsin abi yok. Kedi çünkü kadar çizik için konuşma değmez. Sen yeter ki sayın valimizi bekletme. He, tamam bir şey yapayım. Alo. Ha tamam, hallettim ben, geliyorum. Tamam kapat. Ya çok acil bir toplantıya giriyormuş da kapattı artık. Bana bakın gençler. Şimdi siz bu zabıt tutmadınız ama başınız belaya girmesin. Yok Tahsin abi, sen yoluna bak. İyi hadi. Dur bekle bak. Bir dakika bekle, size bir şey vereceğim. Gençler. Bu ne abi? Bu armudun hası. Afrika'dan. Allah izin verirse bütün buralara ekeceğim. İlk siz bir yemiş olun diye verdim. Made in Afrika. Haydi eyvallah. Eyvallah. Bunları ne yapayım abi? Ne yapacağım be ya? Dursun bir ara yeriz.
Deryalar bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalana millet, ne yapsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bizi soğulun, doğrun batsın. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Hiç bakma bana öyle öküz gibi. Bu gömleği giyemezsin. Çık at. De çıkar onu. Hadi 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 hadi. Yapma Nazgül. Bu gömlek iyi ya. Bu gömlek sana çok yakışıyor. Bak beni sinirlendirme. Benim ayarlarımla oynama. Hadi hadi. Tamam Nazgül'üm tamam. Gönlümün gülü. Sen ne dersen o. Ah sıpıttırıp attım gömleği. Gömlek gömlek yok. Var. Gömlek var. Hem de en güzeli. Getir bakayım kolunu. Nazgül'üm yapma bak, 4 gündür aynı gömleği giydiriyorsun bana. Harita metot defteri gibi geziyorum ortalıkta. Ha. Sus sus, çok güzel oldu. Sen yoksa beni kıskanıyor mu kız? Aman be, ne kıskanacağım ben seni? Yapışma hemen fakir sümüğü gibi, azıcık cool ol. Bak, elin siftahsızı evleniyor. Bizde tık yok. Kaldık nişanda. Harbiden soruyorum ben sana. Bizim düğün ne zaman? Ben geç kaldım. Nazgül'üm en iyisi çıkayım ben. Haydi görüşürüz. Aman Fıydır. Fıydır Fıydır. Hemen Fıydır. Zaten sıkıştığımı yaptın. En güzel şey. Bana bak. Ha? Kamil. Efendim. O düğünde hareketlerine dikkat et. Telefonla aradığımda 2 kereden fazla çaldırmayacağım. Tamam. Alkol. Sakın ağzına bir damla içki sürmeyeceksin. Tamam aşkım, okey. Hadi bay bay. Aa bir dakika. O Tahsin geliyor mu? Şam şeytanı. Geliyor sanırsam galiba. Kamil bak. Hı. O yalan makinesi senin ayarlarınla oynuyor. Zaten Tahsin çok değişti. Avrupa gördü, Bulgar'a gitti, Yunan'a gitti. Çok değişti yani. Eskisi gibi öyle fırıldaklığı yok. Hı. Hadi bay bay. Hop. Ha. Dur bakayım. Kimden geldi o mesaj? Hiç bilmiyorum yani. WhatsApp'ta ötüyor öyle fin fin. Ver tamam. Bakayım sen onu bir. Dur ben bak. Dur ben bir bakayım. Dur. Nazgül. Sümsük ben geldim. Senin Rambo Nazgül. Öyle mi demiş? Senin Rambo Nazgül'den çarşı iznini al. Kayınpederden de para kopar. Şu yavruları sevindirelim, sevaptır. Şu paçozlara bak. Ay bir de kendini koymuş Tahsin ortaya. Amma değişmiş ama. Vallahi ben şoka girdim şu an. Zıbıttırayım mı ben bu telefonu? Yapma. Yok. Nazgül'üm yapma. Gözünü seveyim. Nazgül. Bırak. Nazgül çok pahalı meret daha. Taksini ödüyorum. Faturaya yansıtırlar be. Yapma be. Tamam ben zaten onunla çok yüz göz olmam. Merak etme sen. Hadi gittim ben o zaman. Görüş. Bir dakika dur. Ay, az kalsın unutuyordum da. Bekle geliyorum. Aman 40 yalanı. Geri zekalı Tahsin. Tam zamanında mesaj attın bana diye. Bak aşkım. Efendim? Bunu da aşağı inince babama ver. Ben şimdi hiç inemeyeceğim aşağı çarşıya. Nedir o? Traktörün bütün taksidi burada. Aman diyeyim dikkat et. Hadi görüşürüz Nazgül'üm. Oha. Taksidi buysa. Ana parası ne kadar acaba? Akrebe bak sen, akrebe. Merhaba Koray Bey. Koray Bey, imzanız gerekiyor. Teşekkürler Koray Bey. Kolay gelsin. Sağ ol size de. Ha düğün. Benim düğüne yetişmem lazım. Tabii. Ya tamam be ya. Tamam.
plakete gerek yok hiç be ya. Hallederiz sizin ruhsat işini. Oğuz ben de hiç merak etmeyin siz. Önemli değil. Sizin duvar tıbıkalı mokaydarlığın tarafına bakan duvar mı? Oğuz ben de merak etmeyin siz. Tamam, saygılar. Hürmetle, hürmetle. Tamam, saygılar. Şerefsiz kalın bu kayda. Adam ana vatan partisinin aday olduğunda tepelemine karşıma geçip artistlikler yaptı yaptı. Ruhsat işi şey yapınca karşıma geçmiş ruhsat. Al sana ruhsat. Ulan ortada ana vatan partisi mi kaldı? Ay yaş küpek. Sinirlenme başkan be. Tansiyonu yükselecek. Yükselecek, yükselecek vallahi. Doğru diyor. Doğru diyor. Ne yapayım ama ne yapayım? Ha? Herkes tutturmuş bu plaket hastalığı. Ya mahallede çocuğunun kızının çükünü kestine artan parçayı bana plaket diye kakalamaya çalışıyor. Yakışır başkan. Yakışır. Tabii yakışır. Ama o çükü koyacak yer var. Bak bakayım arkana. Ya kusura bakma. Azıcık sinirlendim. Seninle de ilgilenemedim. Kusura bakma. Ne içersin be ya? Ne ısmarlayayım ben sana? Kahve içerim ya başkan. Belli senin kafan hepten gitmiş. Akşama geliyorsun değil mi Kınay'a? Unutmayasın diye geldi. Kınay'a? He? Geliriz be. Geliriz. Önemli değil, geliriz. Niye oturuyorsun burada sen? Niye oturuyorsun? Ne oluyor be? Ya niye oturuyorsun? Hadi kalk. Sen okunacak. Tamam, sık kalk çalışacağız. Yürü. Yürü. Önden yer tutmamız lazım. Hadi. Kolay gelsin. Aldım bundan bir parça. Özlemişim. Selamünaleyküm. Vay. Sağ ol abi. Baba hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Deyim, sağ olasın. Ooo. Alemin kralı gelmiş. Hoş geldin Dazın. Hoş geldin. Hoş buldum. Davşan Nuri. 9 yılda 5 çocuk yapan canavar. Ne yapıyorsun da devam mı çalışmalara? Kalk. Kaç oldu kızan sayısı? Hala 5. Yengen yine yüklü. Bakmaz mısın Face'e? Tak! Gördüm internette. Aman hiç boş bırakma. Ence kasanın damperi gibi hiç boş bırakma. Tak! Gel be Tansın bir şeyler ye. Ya valla çok naziksin İbrahim Ağa da. Arabada emanet var. Onu bırakayım geleyim hallederiz. Tamam. Allah'ım. Ne ya? Sen de kimsin ben? Selam Hacı Dayı. Selamünaleyküm. Vay 40 yalak. Hoş geldin be. Hoş buldum Kamil'im. Fakir sümsüm. Hadi ne fakir sümsüm. Ben bugün maçoyum be. Yakında da parayı buluyorum. Bak laflara bak. Sabah yürek mi yedin sen? Uzatmalı yenge duymasın ha. Oyar seni oyar. Oğlum ben de hiç manitadan korkacak göz var mı bir kere? Koray'a haber verdin mi? Verdim. Eli kulağımda gelmiş olması lazım aslında ama bilmiyorum. Geldi. Vay be, yıl olmuş 2019. Bu kızan zerre değişmedi ha. Tipe bak tipe. Kim der ki bu herif bilgisayar mühendisi? Dalga geçme be, Allah Allah. Senin tipine bakınca anlaşılıyor mu sanki ziraat tekniker oldu? En azından ben senin gibi iç güveysi değilim. Ayrıca tekniker değil, teknisyen diyeceksin. Sevsinler teknisyenimi. Vay, adaş. Hoş geldin be, gel bir sarılayım. Vay. Koray'ım ne haber ya? İyi sen ne yapıyorsun? Ya bir sarılsana be asosyal. Gel buraya gel. Gel lan gel. Ben de özledim. Sarıl. Sadık nerede? Sadık ne bileyim kız evindedir herhalde. Hadi gidin. Acayip şahane bir düğün hediyesi getirdim Sadık'ıma. Düğün hediyesi olarak getire keçi mi getirdin dengesiz? Keçi değil o bir kere. Onun adı Einstein. Peki Ayşe'nin ismini koydun manyak bir şey. Ne olacak ki? Bay kardeşim benim be. Sonunda oldu ha. Gerçi şimdi top çizgiyi geçmeden gol sayılmaz ama... ...sen bu 10 seneden sonra var ya ağları delersin ağları. Aslan. Allah belanı vermesin Tansın. Ali be. Hoş geldin Tansın. Hoş buldum. Bak ta Avrupa'dan getirdim bunu. Çok özel bir hayvan bu. Düğün hediyeniz. Zahmet etmişsin. Ettim biraz zahmet. Tanıştırayım bakın. Halime, Einstein, Halime. Memnun oldum Einstein. Sağ olasın Tahsin.
Keçiye de çok ihtiyacımız vardı değil mi Halime? Hmm. Ya keçi değil. Bunun adı Einstein. İsveçli bilim adamları üretmiş. Çok özel hayvan diyorum ya. Keçilerin sadece alt dişi vardır. 4 tane de midesi vardır. Keçi sütünden sabun yapılır. Keçi sütünden yapılan dondurma inanılmaz güzel olur. Bak bilim adamı anlatıyor görüyor musun? Tamamen organik. Al bunu battaniye yap, çorap yap, yastık yap, şarj aleti yap. Ne yapıyorsan yap. Tabii çok özel hayvan bu. Güneşin altında beynimizi yedin kırk yalan. Sanki biz keçi görmedik hayatta. Geldin bir de bize burada mavra okuyorsun. Hadi hadi. Oo, değişen bir şey yok anlaşılan. Halime al şu keçiyi. Efendim? Pardon Einstein'ı. Bağlasınlar ağara. Tamam aşkım. Hadi yey beyler. Gelin siz de benim. Hadi yürüyün güneşin altında beynim eridi ya. Hadi çocuklar siz de oynayın burada. Sadık kendine dikkat edeceksin artık. Yarın düğünüm var. Akşam her zaman olduğu gibi aynı yerde sadece biz toplanıyoruz beyler. Herhalde siftahsız. Ben kardeşimi büyük maça antrenmansız çıkartır mıyım hiç? Ben de. Zaten hesaplar kırk yalandan. İşler ayna, çal çal oyna. Bak bak beni hesapla korkutacak. Akrebin damadı. Oğlum biz trenden korksak demire binmezdik. Dur dur. Demirden korksak trene binmezdik olacak. Tamam. Ha gördün mü? Yakalandın. Tabii düzelt düzelt profesör ama sen düzelt be. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Abi bunu kuydurup bozulmaz. Tamam baba. Sadık. Gel buraya. Sadık'ın da işi zor be. Zagor gibi adama damat oldu çocuk. Ha. Durun babacığım. Buyurun babacığım. İyi ki de bir bu badime bana. Nikahtan sonra bakacağım ona. Abi kızım. Buldum bu hayırsızı. Al bunu. Bu nedir babacığım? Görmez misin gelinlik? 7 göbek sülalem giydi bunu. Nenem, nenemin anası. Karım. Şimdi de biricik kızım giyecek. Sahip ol buna. Yoksa... Anladın sen. Anladım babacığım. Anladım. Hayırlı akşamlar gençler. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdim başkan. Başkanım. Ha. Allah'a tahsin. İyi gördüm seni maşallah maşallah. Sağ olun başkanım. Siz de çok iyisiniz. Vallahi Alain Delon yalnız da bok yesin başkanım. Boğazları kes. O kim be? Şey işte şarkıcı Amerikalı başkanım biliyorsun. Frans Rova ya. Herhalde biliyorum herhalde biliyorum. Tabii. De vallahi bak yüz yüze tanıştım. Senin tırnağın bile olamaz. Sen ona var ya bin basarsın başkanım benim be. Yok be ya yok be ya. Tabii. Ama bak keyfimi yerine getirdin Tahsin ne yalan söyleyeyim ha. Hadi bakalım gençler oturalım. Ya, hadi. Otur otur başkanım. Hadi bakalım hadi. Hatta hikayeler bitmez. Hadi. Sağ ol. Sağ ol Tahsin. Siz de aç kalmayın. Gideyim enziyin hadi. Başkan şey dolduruyorum yok. O zaman. Acık. Azıcık ha, tamam. Azıcık. İyi mi? Tamam. Bu da böyle 30 yıl, senden iyi olmasın, uzatmış bıyıkları tamam mı? Yağlamış, ballamış, nasıl güzel bakmış. Ama var ya, sonra ne olmuş? Merak ediyorsun değil mi? Herhalde merak ediyorum. Anlat da anlat. Bak şimdi, bu şimdi şarkıcı başkanım. Sahneye çıkacak. Sahneye çıkmadan önce bir tane sponsor böyle, para babası geliyor diyor ki... ...sana diyor 5 milyon dolar veririm diyor. 5 milyon dolar mı? Ne işin be? Merak ediyorsan. Herhalde, herhalde ha. Bana bu kadarcık bir ara ver be. İçimde anlatayım başlayacağım. Ya o kadar süre çok uzun süre hemen anlat heyecanla. Ya ne için olacak işte? Bıyıklarını kessin diye. Ya ne demiş o? Ne demiş o? Ne demiş biliyor musun? He. Bir sinirlenmiş, bir kızmış ki. Bu teklif eden adamı var ya sabaha kadar böyle çap 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 dinlene dinlene dövmüş. Allah! Tabii, Allah helal. Aynı benim gibi bir adam bu tabii. Be. Allah benim gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? De bu benim bıyıkları kesecek adam ta anasından dünyaya gelmedi. Söyleyeyim yani ha. 35 yıldır askerlikten bu yana Pınar Hisar'da beni bıyıksız gören adam yok. Benim vasiyetim var. Ben ölürsem yazara beni bıyıklarımla gömecekler. Haberiniz olsun yani. İnşallah başkanmış lan. İnşallah lan. Tövbeler olsun adam başkanım. Allah olsun öbürler versin. Seni kaldırım o
geldin kız. Hoş buldum be ya. Ne yapıyorsun? Şişt, bana bak. Konuştun mu bizimkilerle? Ne yapıyorlarmış? Yok be abla, konuşmadım. İçiyorlardır herhalde. Bok içsinler dingiller. Kız, bana bak. Bunlar orada bir boklar yiyor olmasınlar. Yok be abla, sanmam. Sanmam. Aman, başımıza insan sarrafı çıksın yani. Allah Allah. Bana bak, gel buraya. Sana bir abla tavsiyesi. Bu erkeklerin toplandığı her yer olay yeridir. İpleri ilk geceden eline alacaksın. Ama annem sakın bırakma. Sonra ortada ipim ipi kalmaz. Ay deme öyle şeyler be abla. Sadık bana çok bağlıdır. Bilmez öyle boklar. Aman Kamil de bana zincirle bağlı göğe. Uşt! Erkek değil mi? Hepsinin kökünü kibrisi. Bu ne biçim masa be? Ne biçim masa? Gerek mi? Gerek ya. Bak şimdi bak şuraya bak Allah aşkına bak. İki salkım üzüm bırakmışlar. Bir de menopoza girmiş kavun var. Kardeşim bunu mu layık gördünüz be garson? Gel bakayım buraya. İyi var ya. Gel bakayım benim araba var orada. Orada da olabilir bilmiyorum. Onun arkada sandık var. Paketi al gel bakayım. Hemen abi. İyisi hadi bunu müsaade geçsin. Hop başkanım bir dakika bir dur ya. Sürpriz yapacağım sana. Ne bozuyorsun beni burada? Nereye gidiyorsun ya? Havam gitmek istiyor ya. Başkanım bak. Otur otur. Bak bu armudu ben senin için Afrika'dan getirttim. Ha. Allah izin verirse seneye bütün Trakya'ya bunlardan ekecekler. Paraya para demeyecekler başkanım. Bakanlıktan daireye geldiler. Mühendisler falanlar. Huu. Dedim ki bir dakika. Verin dedim oradan paket dedim benim başkanıma dedim götüreceğim dedim. Sana getirdim başkan. Bak burada. Tamam. Ver bakayım. Ver bakalım başkan. Tamam. Ver. Tamam. Aa, bu şeye benziyor ya. Evet evet biraz benziyor gerçekten. Keşen armuduna. Ha, ha. Yo Afrika marulasına benziyor. Afrika marulasına. Bak oh. Bak profesöre bak. İki kadeh içti armuda marul diyor. Allah belanı. Ya Tahsin. Mideyi bozmayalım be. Ne bozacaksın oğlum mideyi? Vitamin diyormuş da bunun vitamini kabuğunda ye. Ay, montadım ay, uç be. Ama marula bu, ondan maaş olur bu. Başkan ye işte diyorum, vitamin diyorum ha. Şeytanın acı bismillahirrahmanirrahim. Kulak. Anam neredeyim baba? Tahsin. Ay. Tahsin. Ay. Ay Tahsin bura. Bir dur bir rahat bırak ya. Kalk diyorum sana kalk. Vali var, kaymakam var, jandarma komutanı var. Arayacağım ben seni toplantıya. Ulan uyurken bile yalan konuşuyorsun be. Kalksana. Kalk diyorum. Ben dur. Ay kafa. Ay. Tahsin. Ay belediye. Belediye. Ay başkan. Ana. Belediye başkanın odası. Ne oldu oğlum burada? Ne bileyim ben ne yapıyorsun hatırlamıyor musun sen? Ne bileyim ben hatırlamıyorum ben de flu.
Sen hatırlamıyor musun? Ya ben de Flo, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlamazsın ya? Ben de hatırlamıyorum. Sen hatırlamıyor musun? Biz nasıl geldik buraya Tahsin? Ne oldu bize lan? Ay, bu ne be? Mayına bastım zannettim be. Bu ne lan? Tavuk, al. Ver tavuğu, bırak. Ayaklar, ayaklar. Koray. 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 Kalk. Koray. 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 Lan uyan. Çek çek çek. Tut çek. Çek. Lan üstü. Koray. Bitu. Uf. Bu kız kim be? Ne bileyim ben. Sen tanımıyor musun? Tanımıyorum. Sen tanımıyor musun? Ben nereden tanıyacağım? Sen tanımıyor musun? Sen tanımıyorsan ben nasıl tanımıyorum? Ne bileyim ben. Sen tanımıyor musun? Tanısam sana niye sorayım tanıyor musun diye. Tanımıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Kız anyalarca okudu. Hı. Finalde kitap gibi kız yapmış ha. Allah'ım ya. Evlendiler o zaman bunlar. Kural kalk kalk kalk. Kural kalk. Kural. Bir dakika. Evlerine kadar yakmış ya. Gerizekalı bir götüne yakmadığı kalmış. Yok. Oy. Vallahi billahi kıçına da kına yapmış. Aa, oğlum biz nasıl geldik buraya? Ne hallere düştük? Başımıza ne geldi bizim be? Ya bir dur, bir sakin ol, bir panik yapma. Her yerde panik panik. Bir dur. Mahalle yanarken saçını tarayan Ruslu gibisin. Ortalığın ağzına sıçmışız burada. Sen hala bana sakin ol diyorsun. Nasıl sakin olayım ben? Ya sakin ol ki. Adamı uyandıralım, bir öğrenelim bakalım ne olmuş. Koray! 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 Uyan! Koray! Koray! Koray uyan! Ne yapıyorsunuz? Ne oğlum ya, iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapacaksın? Aynen. Oğlum ha. Neredeyiz biz? Pınar Sarıları Belediyesi'ne hoş geldiniz. Kıçınıza kına yakmak için biri, ince mevzular için ikiyi tıklayın. Allah Allah, Pınar Hisar Belediyesi'ndeyiz işte. Nasıl geldik buraya biliyor musun sen? Hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Ben nereden hatırlayayım be? Sen hatırlamıyor musun? Ben hatırlamıyorum, sen hatırlıyor musun? Bu manitayı da mı hatırlamıyorsun? Bak Tahsin, ben çok dağılıyorum, sana sıkıntı olurum çocuk. Yeter! Allah Allah! Bir de yalan konuşuyorsun, yanında manita vardı, yanında manita... Günaydın aşkım. Ana, aşkım dedi. Şş, sana aşkım dedi. Aşkım dedi. Evet aşkım. Affedersiniz hanımefendi, rahatsızlık veriyorum ama... Acaba az önce bana günaydınla birlikte aşkım mı dediniz? Daha aşkım. Daha aşkım dedi bana. Ya aşkım ne be? Daha da aşkım. Çok daha. Fazlalık. Kamil. Tahsin. Bak eğer ben bu uykudaysam, çok güzel de bir rüya görüyorsam, eğer siz de beni o rüyadan kaldırıyorsanız şu anda var ya, ben sizin kaynağınızın ta... İnşallah 500 sene yaşarlar, başınıza bela olur be. Ben yatıyorum anne. Nereye yatıyorsun lan? Şşşt bir bak Koray. Bırak şşşt. Kalk hayatım. Başlam işte, zamanı değil lan. Gel buraya. Şşşt bana bak Koray. Çabuk çabuk üstünü giyin. Kaçıp gitmemiz lazım. Çabuk hadi yürü. Ayakkabı yok benim. Ben gidemem burada. Ayakkabı yok. Ay sıçam ayakkabını. Niye kaybettin ayakkabını? Nerede bulacağız şimdi? Of. Koray. Al orada ayakkabı çabuk. Al onu gel. Hadi çabuk çabuk. Aa, bu kim be? Belediye başkanı lan. Osman Aga. Adam Kenan Hak gibi olmuş lan. Makyaj mı yapmış o? Çok fenalık bir şey olmuş. Ay mahalle kaşları da mı almış o? Almış. Bu uyanınca kesin intihar eder olur bu tavaya. Ha sen de kına yakarsın. Yakarım. Gerçi götüne bile yakmışsın. Daha nereye yakacaksın acaba? Kural. Ha? Al bu aileyi. Evet. Bak. Tahsin, bizde bu kim?
YouTube hakkı da yakmışlar. Daha. Allah sizi belanızı versin inşallah. O artesini görür. Bunu kim yaptıysa bak bu buradan yedi gün çıkmayacak ben derim size ha. Ben soracağım size dur bakayım. Oğlum kimin yaptığı belli işte. Bu yapmış. Aşkisi sen yaptın değil mi? Bir dakika bir dakika. Kayıplarını bile çıktın. Kim taktı bunu sana? Eve niye? Kami. Kami seni karşıma alırım bak çocuk. Kırarım seni ha. O benim aşkım ona göre ha. Ne aşkı lan? Ne aşkı? Aşkın meskin samanı mı şimdi? Kayıp eder gebertir beni Kuray. Ver o bilezikleri. Ulan be. Bak şimdi bir koyacağım yapışacaksınız manda boku gibi yere ha. Sessiz olsanız oğlum başkanı uyandıracaksınız. Hadi gidelim buradan hadi. Hadi senle görüşeceğiz Kuray. Basıldık. Kim geldi? Aşkım. Merak etme yalı bayım bana kurtaracağım seni. Dur sakin ol be. Dur panik yapma. Sessiz. Sakin. Ben açıyorum. Ben de. Beni görmeye geldi. Tık kurban oldum. Aşkım Einstein'ın da keçisine de. Umarım havada musu gebertirmişsiniz lan. Kayınpederin beşi bir yerlerini kim taktı lan keçinin boynuna? Meğleme bana meğleme. Kodumu tutturma. Einstein böyle mi öğrettim ben sana? Bütün belediyeye sıçmışsın. Şişt, bırak alça Einstein'ı falan bırak. Allah Allah hadi gidelim buradan bir yakalamadan. Bak mesele şu. Biz dün gece neredeydik? Neredeydik? O ne be? Biz neredeydik? Bu ne be? Sen de bak bakayım ceplerine. Ne var lan? Oh. Bu ne? Anam, yandım anam. Anam ben bittim, bu sefer bittim ben, yandım. Dur, sabah sabah millet toplayacaksın başımıza, bağırma ne olur. Nasıl durayım lan kırk yalan? Tam 7000 lira çekmişim hem de kayınbabamın kartından. Ver bakayım onu sen bana. Oha. Karizma pavyon yazıyor. Gece 3.15 yazıyor. Ne? Biz dün gece pavyondaymışız. Deme. Aa, bittim ben. Beni öldürün. Üstüme mazot dökün. Yakın lan beni yakın. Allah. Mazot öyle yanmaz yalnız kolay kolay. Geldi Kuray, bilezik. Kuray. Ver bakayım o bilezikleri. Bilal. Ya versene bilezikleri. Niyet. Ya ver. Sen istiyor bunu. He. Al. Ne oluyor ya? Aşkım. Aşkım. Benim bu benim. Tamam ben alırım tamam. Öyle bana yapıyor. Sakin ben sana alacağım. Yeni kısmetleri alacağım ben sana tamam. Ver hadi çıkar. Yine hoş. Kamil al bileziklerini. Yine huy, yine huy, yine huy. Al Kamil al altınlarını al. Ha. Akrebin altınları. Oh. Sağ ol kardeşim. Oh. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ha ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Ama buralara bir şey olmuş ben sorayım ha. Bizim caminin hocası var ya Sabri amca. Hı. Ona saldırmışlar gece. Kim saldırmış? Ne bileyim ben bilmiyorlar yabancıymış. Caminin eşrafı söyledi adam hastaneye kalkmış şoka girmiş. Ağzını burnunu kırmışlar konuşamıyor herif. Ya şoka giren bir tek Sabri amca mı? Al bizim Kamil'e bak bizim Kamil de şokta. O Kamil niye şokta acaba verdik işte bilezikleri gerizekalı ya. Konu bilezik değil. Biz dün gece pavyondaymışız. Orada mıymışız? Ha oradaymışız. Ay. Sonra bu Kamil kayınpederinin kredi kartından az bir miktar para çekmiş ona dertleniyor. Ulan az bir miktar mı lan? Kırk yalan.
Vallahi delirtme beni, öldürürüm burada seni ha. Ulan kredi kartından zaten 7000 lira kaçmış götüme. Ah benim eşek kafam. Benim ne işim vardı pavyonda? Ya bir dakika. Ver sen bana şunu. Ben halledeceğim diyorum ben de. He. Bacım. Bu Karizma pavyon. Lüleburgaz yolunda mı? Da. May pavyon. Benim pavyon. Karizma pavyon da. Affedersiniz hanımefendi, rahatsızlık veriyorum da siz pavyonda mı çalışıyorsunuz? Evet aşkım. Okumuş adam dedik. Mürekkep yalamış dedik. Ulan benim kayınpederim bileziklerini taka taka pavyon karısına mı taktın lan? Sikimin bilgisayar mühendisi. Gebertirim lan seni. Bana bak Kamil, sen kızın yanı dalaşı konuşuyorsun. Kopattırırım seni. Beyler bir dakika ya. Bir sakin olun ya. Ben çözeceğim diyorum ya. Ben de diyorum. Neyi çözeceksin lan? Kırk yalan. Aha burada Pınarhisar Parkı'ndayız. Elimizde bir pavyon karısı, bir tane keçi, bir de götüme dönmüş belediye başkanı var. Ha bir de kıçına kına yakanları da unutmayalım tabii aşkım. Keçiye beşi bir yerlere takanı da unutmayalım tabii aşkım. Kuray vallahi öldüreceğim seni. Vallahi koparırım bak, seni kırarım burada. Şişt, beyler, bir dakika ya, bir durun, bir sakin olun ya. Dur bir ayılalım. Bana bakın, şimdi millet uyanmadan biz bu pavyona gidelim de dün ne bok yemişiz onu öğrenelim bari. Yavaş aşkım, ne yapıyorsun? Yüzbaşının kızı. Dada, Puşkin. Ah benim at kafam. Ah benim at kafam. Ben içmeyecektim. Nah Nazgül'üm dediydi bana bu tahsine uyma diye, ne hallere düştüm ben şimdi. Ya ağlama be, ağlama Sümsük. Sanki ağzınıza zorla döktük. Marula yaktı bizi. Yok maydanoz. Taktın dün geceden beri marula. Senden ötürü. Her şey senden ötürü. Hep senin yüzünden yedik ne yediysek. Mikrop herif. Yavaş be, yaktın balataları ya. Aha, bismillah. Bu ne lan? Diş. Öy. Öy boje moy. Boje moy. Ya ne boje moy? Bildiğim diş. Al şunu. Ya Kamil, sür şu arabayı şimdi, bir yerden böbrek çıkacak, at çıkacak, bir şey çıkacak, ürktüm ya. Çağrılmadık konuk. Tatar'dan kötüdür demiş. Alexander Sergeyevich Pushkin. Kolay gelsin. Sabahın esselatında tesislerimize hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük de... Yiğidin gönlü yarasız olmaz der Alexander Pushkin. Ne haber Koray kardeş? Natali. Gelinlikler filan. İnan ki evlenmek ahmaklıktır. Nasıl? Tam dediğim gibi değil mi? Natalie. Rus klasiklerinden. Okuduğun sayfaya ayraç koysaydın. Nasıl bir ayraç koyacağım? Koray, bu adam seni tanıyor galiba. Direkt sana konuşuyor. Ya ben o adamı tanımıyorum. Abi senden ne haber ya? Sen nasılsın? İyidir Tahsin'im. Alemlerin kralı Tahsin'im. Trakya'nın Trak kızanı. Yalnız beni baya tanıyor ha. Hadi lan hadi. Ne palavralar sıktın Allah bilir. Abi peki sen bu Kamil'i tanıyor musun? Ceketini yeniyken, şahsiyetini gençken koru demiş Pushkin. Nasıl tanımam? Bu tesis tesis olalı böyle atmaca görmedi. Fişek. Tabii havai fişektir kendisi. Yok canım. Gözünün çapağınıyım abi. Ne atmacası ne fişeği ya. Ben seni hiç tanımıyorum ki. İlk defa gördüm. Disiplin her şeyden önce gelir. Şakacı mısın sen? Değilim. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey mi hatırlamıyorsunuz dün geceden? Ekmek çarpsın hatırlamıyoruz. Bir işi yapacaksa yapmalı demiş. Kim? Okuyacağım. Demek kelleler dumanlıydı. Ha ben de diyorum
pinti pinti dedikleri adam nasıl 500 euro bahşiş verdi sen? Ben 500 euro mu verdim? Verdin. Yok. Kime verdim? Nasıl verdim? Niye verdin? Kızlara verdin. Önüne gelene verdin. Herkese verdin. Yok abi, alay etme Allah aşkına. 500 avro ne gezer bir Allah'ın kamilinde? Yok benim canım abim ya. O zaten benim param değil. Kayınpederin traktörün parası. 500 euro yani. Elimin ayağını sıçacağım. Vallahi vermiş bir son kuruşuna kadar. Hiçbir şey kalmamış. Gitti traktör parası. Ben bu meslek hayatımda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Spasiba. Olur. Spasiba. Eyvallah. Spasiba. Estağfurullah. Natali, odana. Pardon, ne odası bu? Sırlar odası. Natali Porter olur kendisi ki. Hiç Amerikan filmi seyretmem. Bu gelinlikler filan. Hadi başka fantezilere canım. Haraşo. Patron, bir dakika bir izin bana. Da. Görüşürüz aşkım. Hop. Ne demiş ünlü düşünür? Pushkin. Hayır. Kayahan. Sevenleri ayırmayın. Sevenler ayrılmasın. Akşama yine bekleriz Koray kardeş. Ama hep aynı kitap okunmaz dersen, başka kitaplar da var tabii. Yine Rus edebiyatından. Yine Pushkin'den. Alexander Pushkin. Dayı. Bak çok sıkıntılıyım hala. Yeter. Akşam ne olur da anlat bize tek tek. Bu ne ya? Akşam efsaneydiniz. Işıl ışıldınız hepiniz. Tıpkı Kremlin meydanı gibi. Zil zurna geldiniz tesise. Zur! Na? Başkan olmasa çocuklar sizi içeri almayacaktı. Bir dakika. Hangi başkan? Ne başkanı? Dün gece koskoca Pınarhisar Belediye Başkanı'nı ağırladı bu tesis. Meğer adam kaymaklı kadayıfmış. Beyaz. Bembeyaz kaymak. Tıpkı Petersburg geceleri gibi. Bir de gel gör şimdi. Kabak gibi. Bu kadayıf dediğin bizim Pınarhisar Belediye Başkanı akşam burada mıydı? Bağırıyordunuz.
Abisi iftira falan boş ver de bizim bu Sadık nerede? Hepiniz adam gibi adamsınız ama Sadık daha başka. Bambaşka. Mağrur ve bir o kadar da pesimist. Sadık pezemek mi dedi lan bu Puşkin? Pesimist dedi, pesimist. Tıpkı Raskolnikov gibi. Nazdrovya. Bu da takmış Rus'a ya. Senin bu kameralar kayıt yapıyor mu ha? Ne yapmışız bir bakalım. Var mı görüntüler? Karizma pavyonda hizmetin sınırı yoktur. Puşkin. Gel hadi. Hazırsanız başlıyorum. Başkan tesislerimizi öyle bir beğendi, öyle bir beğendi ki ilk defa geliyor tabii. Ruhsatla ilgili bir sıkıntınız olursa direkt bana gelin dedi. Vakit nakittir dedik. Hemen önüne koyuverdik ruhsatı. Sağ olsun. Şak diye bastı imzayı. Bu ruhsatı tam 20 yıldır çıkaramıyorduk. Biliyor musunuz? Bir kalemde çözdü sağ olsun. Aslan başkanım. Neyse. Ruhsat işi çözüldükten sonra kutlamalar başladı ve Kamil kardeşim geceye damgasını vurdu. Ulan kayınpederim paralarını çatır çatır takıyorum ya. Gitti traktör parası. Hepiniz roket gibiydiniz ama asıl bombayı Koray kardeşim patlattı. Ne yaptım ki ben? Aslında suç Natali'nin. Kız almış eline kelepçeleri. Koray biraderime suçüstü yapacak. Bak sen şu yaratıcılığa. Anladınız değil mi fantaziyi? Tabii tabii her gün yaptığımız şey. Ama Koray kardeşim anlamamış. Birader bunu duyunca paniklemiş. Sayın başkanı olay yerinden kaçırıp bizim kızların odaya götürüvermiş. Affedersin abicim. Acaba bu görüntülerin tamamıyla kaydı mevcut mu? Puşkin beyciğim. Puşkin. Evet Puşkin. Otur basıldık başkanım. Merhaba başkan, ne yapıyorsun? Ay sen. Başkanım seni tanımaman lazım, baskın yedik çünkü biz. Doğru, benim tanımamam lazım. Sana bir şey bulacağım ben şimdi. Bul, bana bir şey bul, hemen bul, bul. Böyle. Böyle olmaz. Yok, olmaz, öyle ben olmaz. Bir şey bulacağım sana başkanım. Başkanım maske aldım sana başkanım. Ya bu da seninle özdeşleşti, bunu aldım artık başkanım. Ha, bak şimdi o kadar dikkat çekmiyor mesela. Başkanım buldum. Ben o işi çok uzun zaman önce hallettim. Hatta bak ben sana söyleyeyim. Benim kirvende dübür nazmıydı o kırdatıcı olan. Başkanım öyle değil. İmaj yapacağım sana. İmajı oradan başlarsan bu işin çok acayip yerlere gidebilir. Bıyığını keseceğim başkanım. Öyle desene tazine o zaman sorun yok. Sorun yok.
Böyle o... süper kahramanlara benzedi vallahi beylemine tahsin. Vallahi öyle. Şunu sıkı sıkı bağlayayım. Olur olur. Doğru dedi. Onu doğru... Başkan ölme. Ölme başkan şimdi ölme. Bak güzel oldu. Bak. Evet evet güzel oldu. Uyardı o yerde. Uyardı. Orada değil, yerde. Aha. Yanlış yere eğiliyor. Onu bırak Tahsin, onu bırak. Usturayı al sen, onu eğileme. Hazır mısın başkanım? Hazırım da bir abdest alıp helallik mi alayım? Ne yapayım ben Tahsin be? Başkanım benim hakkım sana helal olsun. Ha. Bütün Pınarhisar'ın hakkı sana helal olsun. Hay Allah razı olsun. Oh. Kurban oğlum, yollar getirdin, sular getirdin. Doğru. Hazır mısın başkanım? Hazırım. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam kes. En sevdiğim yer. Çok güzel oldu başkanım. Alemler o gibi oldu. Vallahi mi? Vallahi. Vallahi. Başlıyorum ikinci yarıya. Eyvah. Hadi bismillah. Hadi bismillah verdim. Hadi bakalım başkanım. Vallahi çok güzel oldu be başkanım. Oldu. Vallahi güzel oldu. Evet. Vallahi güzel oldu da. Oldu da. Yani başkanım. He? Sen misin? Değilim. Değil miyim? Sensin, tanıyorum ben seni. Vallahi mi? Vallahi hiç değişmedin. Nereden tanıyorum? Baksana aynısın. Yok be değilim. Biraz daha lazım, değişiklik lazım. Değiştim. Kaşlarını alacağım. Kaşları mı? Kaşları alacağız. Acır. Acımaz beni olacak şuncuk şey. Acır. Bak bana acıyor mu? Bak. Ah. Acıdı mı? Ha? Acımıyor. Al tamam o zaman al. Geliyorum ben. Gel. Geliyorum ben. Gel. Hadi bismillah. Bağırma başkanım, polis bastı bunu, bağırma. Tahsin Efendi sıçmış. Sıçmakla da kalmamış, sıvamış vallahi. Mum dökmüş mum. Ya bir susun be. Abi sen devam et. Ne olur devam et. Bakma. Bitti bak. Aç bakalım şimdi. Açıyor. Aç. Emin misin? Aç. Açtım. Bak güzel ya. Allah Allah. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Yerden tanıcı var. Başkanım. Tahsin. De bak diyorum ki ben önümüzdeki seçimlere böyle bana katılayım başkan şeysine. Ne dersin? Değişiklik olur başkan. Ha, güzel olur değil mi? Çok. O, zaten o benim içimdeki renkli kişiliği de böyle dışarı çıkardı değil mi? Tabii ya. O büyük ne öyle? Sıkılı millet bıyıktan. Doğru. Bunları diye. Vallahi çok güzel oldun başkanım. Tahsin ben. Tahsin sesler geliyor. Hemen açık sakla. Polisler geliyor, tanıyacaklar beni. Götürecekler. Nerecik bir cilla yok. Sakla beni. Olmaz, o beni çok şey yapar. Bu benim rengim değil. Sakla beni, sakla. O olur, tamam. Gel. Oğlum bana zaten hep yapışları söylerler. Eskiden beri. Neredesin başkanım? Sen neredesin? Ben buradayım. Ha, ver. Oyala. Azıcık oyala onları. Polisler gelmeden hemen şey yapma. Ay, yorum yok. Yaşlılık beni bitirdi. Yine ne yapacaklar? Tahsin, neredesin sen, neredesin? Aldı bizi polisler, tutuklattı, geri bıraktırdı burayı. Nerede olacağım ben? Teyze. Hoş geldin teyze, var öpeyim mi? Öp evladım. İlperlerin çok olsun maşallah. Am teyze bak benim nişanlım Natali. Tanıştırayım sana. Öp elini. Da. Onun değil be ya, teyzenin elini öp. Da. Maşallah evladım, da maşallah. İlperlerin çok olsun. Ananın. Babanın memleketi nere evladım? Raşa çok yaşa. Maşallah. Ne kadar zamandır nişanlısınız? Çok zaman oldu, epey zaman oldu. Zaman doldurduk, bayağı fenalıktayız yani. Aa, olmaz. Hemen sizin nikahınızı kıymamız lazım. Araya şeyler girer. Neler girer? Yürü, ben sizinle hemen nikahınızı kıyacağım, hadi gidiyoruz. Aa. Aşkım. Hadi hayırlı olsun, uğurlu olsun. Dostum. Erkenden bıraktı gitti, yazdı. Çok kötü. Seni seviyorum, çok seviyorum. Sabahlar güzel. Yalama! Yalama diye! Kovdu taş gibi kadını! İşte böyle.
Ulan bir gece içelim dedik, ne hale düştük be. Marula. Abi bizi marula yaktı. Ay sokacağım ama ha, marul marul. Bak Koray, seni öldürürüm. Ne bu marul? Bak ben seni öldürürüm ha. Marul değil, marula, Afrika marulası. Bize yedirdin armutlar işte. Ya Koray, ne diyorsun sen ya? Allah aşkına anladığımız dilden konuş lan. Ya zehirli armut, bilinci kaybettiriyor. Ne? Zehirledin mi lan bizi Kırkyalan? Ne yedirdin lan bize? Yok be abi, ne zehirli misin? Yuu! Lan bana bak, nedir bu marula? Nedir bu marula? Ah, marula neymiş gör. Afrika armudu olarak da bilinen marula, içinde bulundurduğu asitler sayesinde canlıların beyin merkezini esir alır. Ve saatlerce süren bilinç kaybına neden olur. İşte marula yemiş bir fil. 5 tonluk hayvan ayakta durmakta zorluk çekiyor. Afrika'nın en tehlikeli meyvesi, bilinci açık tutarken ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı hatırlamamanıza neden olabilir. Şu maymunların haline bakar mısınız? Bilim adamları Afrika armudunun insanlar üzerinde nasıl etki yaratacağını hala bilmiyor. Ben biliyorum. O bilim adamlarına da söyleyin. Marula adamın tebeli amına kur işte. Gebertsem lan seni Kırkyalan. Bir meyveyle siktin lan hepimizi. Dur dur dur. Gel buraya bak, tut şunu, elimde tamam. Kalacak Koray. Koray. Kaçma lan, gel buraya Kırkyalan. Kaçma, gel dedim. Seni gebertsem lan. Gel buraya. Gebertsem lan seni. Ya dur Kamil, dur. Kamil bak, mantıksız düşünüyorsun Kamil, bir sakin ol. Ne istedin lan bizden? Bizden ne istedin lan? Bir de vitamini kabuğundadır diyor bana. Ya bak, spor yapmamanın zararları işte. Birazcık kendine bakacaksın Kamil Efendi. Ulan sadece beni de yakmadın, hepimizi yaktın. Ne istedin lan bizden? Ya oğlum, ben ne isteyeceğim sizden ya? Ben size zararlı bir şey yedirtir miyim? Bakanlıktan onaylı bunlar. Kur'an. Gözümüze baka baka yalan konuşuyor bizimle bu. Bakanlık onaylı diyor ya. Ulan zehirli meyve yedirmişsin bize, ne bakanlığı be? Ya bakanlık bakanlık, sertifikası falan var. Ya gel kendin bak, gel. Ulan. Gel bak. Gel kendin bak ya. Yalan mı söyleyeceğim sana ya? Ah, oh. Tabii ki bana yalan söyleyeceksin Kırkyalan. Hani lan? Oha, yok. Beyler dev sıçtık, dev. Bu marulalardan var mıydı bayağı burada? Vardı ya, bir kasa falan vardı. Ulan bizi geçtin, kaç kişinin hayatını kararttın lan Kırkyalan. Yedim lan seni, yedim. Geçtim. Kamil bir dur, Kamil. Bırak be. Kuray. Kuray vallahi bırak. Anam oğlum olsun, cepheteceğim seni. Beni öldürdün, bitirdin lan beni. Kamil tamam. Ha? Yeter be. Yani ben internetten araştırdım, uyup uyanınca geçiyormuş etkisi ama kişisine göre değişiyor tabii. Gördün mü bak, yok oluyor işte. He gördüm, bak bak. He geçti etkisi. Ulan keseyi boşaltmışım. Kayınpederin bileziklerini Allah'ın Rus kızına. Tamam. Beşi bir yerde keçiye takmışım. Geçti değil mi etkisi, geçti. Daha Sadık kızını bulamadık. Allah bilir onun başına neler geldi. Ama seni göreceğim ben. Anam avradım olsun, belediye başkanı gebertecek seni. Ben de senin mezarına ibriklerle su taşıyacağım. Elvanı yiyeceğim senin, elvanı. Yersin, yersin. Sen önce Rambo yengeye ne hesap vereceksin onu bir düşün istersen. Sabahlara kadar pavyonlarda trafik bandrolü gibi karılara paraları şap şap yapıştırdın. O zaman çok iyiydi her şey. Sabah oldu, Tahsin kötü. Yok ya. Ulan ben kendim demedim, delirtme beni. Amına koydum, geberteceğim seni, bırak. Dur. Hey. Git şöyle. Tut. Tutuyorum. Ne tutuyorum, bırak. Geç. Tut. Şu seni var ya. Kamil. Katil, çık bu beni ya. Geç. Allah'ım ya Rabbim ben. Ben de geçeyim bari. Sen bittin, bittin. Ticari! Ticari! Bekleme, yapma, olaya gel ticari!
oluyor lan burada? Dünyayı yarmışlar gidiyorlar valla. Gençler! Alkol var mı gençler? Ulan sabah sabah ne alkol lan, mazot. Çık dışarı. Çık! Çık! Üfle. O zaman ben üflüyorum. Öttürdüm aleti. Gol geldi. Gol. Yok böyle bir gol. Harika bir gol. Mazot Arif attı. Gol oldu. Rekor geldi. Rekor. Gol. Ya affedersiniz. Bir şey soracağım. Müsaade var mı? Sor, sor. Ama ben de sana bir soru soracağım. Abi sorarsın. Şey diyeceğim, böyle ufak, böyle armut yediniz mi siz acaba sarı, böyle ufak? Ben akşam yediğim yemeği hatırlamıyorum be kardeş. Werder Bremen maçı üst olur mu be? He olur. Birden iki olur. Hatta sen Barcelona'yı da yaz. O da birden iki olur. Allah. Bebe ya. Tüyoya bak lan. Tabii tüyoya bak. Şu senin Messi var ya Messi. Benim askerlik arkadaşımdı, bildin mi? Deme be ya. Senin Allah'ına kurban olayım be. Allah mı gönderdi seni be? Gol! Gol! Hem penaltı hem gol! Gel lan buraya. Ulan devletin memurunu armutla zehirlemekten defterini duracaklar senin be. Ya ne alakası var ya? Hem profesör anlatmadı mı? Bir gün sonra unutuyorlarmış işte, bırak. Ulan kırk yalan, vallahi öldüreceğim seni. Ha, halime arıyor. Efendim halime? Alo? Kamil abi neredesiniz siz? Arabadayız, hayırdır? Sadık yok. Babam her yerde, onu arar bulamaz. Saat kaç oldu, hala bir haber yok. Sadık mı yok? Nasıl Sadık yok? Sadık eve gelmedi mi? Yok, telefonu da kapalı. Sizden değil miydi gece? Tabii ki si. Yani biz ileydi de. Şöyle bir şey oldu şimdi bu. Alo Halime. Tahsin ben, Tahsin. Ya Sadık az önce bizimleydi de şimdi bir çarşıya gönderdik onu. Büyük ihtimalle damat tıraşı falan olacaktır o. Merak etme yani, panik yapma yani. Tahsin abi nasıl yapmam ya? Babam boğa gibi sinirli. Düğünü iptal edecek şimdi. Bulursanız beni de arayın ha. Hadi be, ne olur. Yok yok, öyle iptal etme falan yok. Sen merak etme. Bak ben en geç yarım saate getiriyorum Sadık'ı, tamam mı? Tamam, bak başkan arıyor şimdi, kapatmam lazım. Eh be Sadık be. Eh be. Sen yarım saat sahada nerede bulacaksın acaba? He? Nerede bulacaksın? Ulan iki dakika içinde 40 tane yalan konuşuyorsun be. Ne yapayım? Doğruyu mu söyleseydim? Pavyona gittik, kaybettik, sahada mı deseydim? Vallahi cinnete gidecek bunun sonu bak. En mutlu gününde kızan ortalıklarda yok. Kayıp. Vallahi onun aklına tutuyorum kendim, yoksa vallahi gebertirim seni. Yeter be. Allah Allah. Bıktım sizi ayırmaktan ben ya. Herif zaten dün gününde kayıp bugünleri bekliyordu. Hadi gidelim Bolu Sadık, artık yeter, burama geldi valla. Ya siz bu belediyede her yere baktınız mı ha? Bu başkanın odasında arka taraflarda bir yerlerde uyuyakalmış olmasın ha? Baktık baktık, hiçbir yerde yok. Nazgül arıyor. Açma. Ne demek açma? Öldürür beni be. Açarsan ben öldüreceğim seni ama artık. Hadi hadi. Ben Nazgül açamam. Sadık'ın değil mi bu ya? Evet. Sadık'ın kıyafetleri. Sadık nerede peki? Oğlum bu dün gece siftah yapmış olmasın? Bak Tahsin, adam yok ortalıkta, hala dalgaya vuruyorsun. Ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız ya? Tahsin efendi bu boku temizleyecek işte. Uyandıracak başkanı çabuk. Ben uyandırmam. Ne demek ulan ben uyandırmam? Senin yüzünden geldi başımıza ne geldiyse. Uyandırdım. Ben uyandırmam. Koray uyandırsın. Ne demek Koray uyandırsın? Koray bir şey söyle şuna. Çocuk uyandır şunu. Hayır be. Başkanım. 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 Başkanım ama hadi ama hadi ama artık başkanım, başkanım yani kalk sen de. Buldum. Ben de.
bu tipleri adamı mahveder yakar. Bu çok fena. Yapma. Hadi bismillah. Hadi başkanım, kalk artık. Uyandı. Uyandı. Başkanım, hatırladın mı? Kamil ben. Yağdı! Ağzı yağdı Sivir! Su! Günaydın başkan. Günaydın başkan. Merhaba yeğen. Nasılsın başkanım, iyisin? Başkan, başkan kendine gel. Tabii şoka girince bayıldı bu. Bayıldıysa bayıldı Kural. Ayıltacak adam burada işte. Tahsin, ayılt çabuk. Ben? Bak benim de ailelerim tutuyor ya. Ortamın tek gerisi ben miyim? Bu ayıltsın. Ya ortalıkta Sadık yok. De belediye başkanı da burada bayılmış, kim kıyacak onu ya? Ayıltın açunu. Başkan kalk ya. Bir hadi kendine gel. Kahve. Böyle tokatlayarak adam mı ayıltılır? Nasıl ayıltılır? De böyle. Nerede benim bıyıklarım, nerede diyorum? Bıyıklarım nerede diyorum? Ha? Bıyıklarım nerede? 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 Bana diyor. Nerede bıyıklarım, nerede? Nerede bıyıklarım? Başkanım öyle değil. Ulan yaptık kirimizi. Kamil tut, tut, Kamil. Koray tutsana, Koray. Ya başkanım bir dur. Başkanım, dün gece polisten baskın yemişiz. Basın masın gelir dedi. Kıllandık, o yüzden uyandırdık seni. Hala yalan söylüyor 40 yıl Tahsin. Ne baskını, ne polisi? Başkanım, yemin ediyorum doğru söylüyorum ya. Bak hala yalan söylüyor. Vallahi öldüreceğim şimdi seni. Öldüreceğim. Başkanım bir dur. Vallahi doğru söylüyor bu sefer bu 40 yalan. Aynen anlattığı gibi oldu. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru be ya. Doğru mu? Doğru dedik yala. Bizi marula yakmış başkanım. Beni de yaktı gitti. Kayınpederin traktör taksidi. Kaldılar, paralar hepsi gitti başkanım. Hepsi nazgı. Yani başta çok iyi anlatıyordu da. Sonra saçmaladı bence. Düzelt. Koca koca adamsın sen, niye ağlıyorsun? Ağlama, ağlama, ağlama. Başkanım, başkanım. Başkanım ben anlatayım diyorum. Avukeko. Kayınbabasının parasını sen akşam pavyonda hepsini saç. Ağlan Kamil'i ne varsa verdi hepsini. Tabii öyle. Sen de beni hiç tutmamışsın başkan. İnsan bir durdurur değil mi? Git traktör taksidi. Ne pavyonu? Nereden çıktı bu? Hep beraber masada içmiyor muyduk? Başkanım, maalesef dün gece hepimiz pavyondaymışız. Değil mi? Ben de mi oradaymışım? Sen hatta başrolmüşsün başkanım. Değil mi? Tabii. Yani Allah için ne olursun bir sakin ol. Arkadaşlar da tabii eğer izin verirlerse ben konuyu sana kelimesi kelime sana anlatayım başkanım, arz edeyim. Şimdi dün gece ne oldu? İşte tam olarak böyle başkanım. Gitti. Başkanım. Evet. İşte tam olarak böyle oldu başkanım. Öyle olmadı mı arkadaşlar? Kelimesi kelimesine tabii öyle oldu tabii başkan. Olaylar aynen budur. Maalesef. Vallahi mi? Ah benim eşek kafam. Evet. Hadi benim eşek kafam. Estağfurullah. Estağfurullah. Sana de bu kaç yıllık bıyıklarımı hemen kes dedi. Bunu ben dedim, sen de hemencik kesti. Hadi onu anladım.
De bu kaşlar. He? İnsan bu kaşları kesmeye nasıl kıyar? Demez mi başkanım? Bunlar kalsın. Bu kaşlar sana yakışıyor. Bunları almayalım. Bunlar orada dursun. Neden demedin Tahsin? Dedim. Ah. Vallahi dedim başkanım. Ah. Demedin mi? İşte bakın dedim. Ha. Ama siz dediniz. Kes dediniz. Hele o bıyıklar yok mu dedim. 30 yıllık bıyık. Ben bunlara dedim kıyamam. Kıy dediniz. Yoksa dediniz ki seçimi kaybederiz. Öyle olunca tabii ben de artık ne yapayım? Hiç vicdanım el vermedi. İçim gitti ama böyle pık deyip kestim bıyıklarınızı. Demek böyle Tahsin. Evet. Demek bu bıyıkları ben sana kes dedim diye kestin. Hay be seni! Kafa atacak kaç. Öptüm. Hayatımı kurtardın Tahsin. Yeminle vallahi bu durum parti meclisine gitseydi hemen beni belediye başkanlığına atarlardı. Arkadaşlar hemen toplantı düzeni. Hemen toplantı düzeni hadi. Hadi. Tahsin oraya oturacağım. Gel dolanma hadi. Hah. Hemen açık sen gel böyle. Gel gel gel. Hah. Otur otur. Yalnız de bu olayların dışarıya hiç sızmaması lazım. Tabii. De o pavyona biz hiç gitmedik. Gitmedik. Eğer bu duyulursa hepimiz mahvoluruz. Tabii. Tamam. Tabii ki yani başkanım. Biz o pavyon meselesini bir şekilde hallederiz. Pavyon meselesini nasıl halledeceğiz be? İşte ruhsat işi var ya. Hani dün gece şak diye imzaladınız ya ruhsatı başkanım. Onu iptal ediverirsiniz yani. Bence sıkıntı yok. Değil mi? Tabii. Ben gece gece pavyona ruhsat şeysi imzalamaya mı gitmişim? Ne adam? Vallahi başkanım 20 yılda çıkmayan ruhsatı şak diye çıkarttırmışsınız. Değil mi? Ya. Demek ki neymiş başkanım? Bazen belediyede bazı işler işinize geldiği gibi de olabiliyormuş. Başkanım onları hallederiz de. Bakın gelin arıyor. Damat da ortada yok. He. Düğün falan iptal olacak yani. Bizim meseleyi çözmemiz lazım. Damat nerede be ya? Sadık nerede? Sadık'ı nerede kaybettik? Maalesef hatırlamıyoruz başkanım. Hiç de hatırlamayacağız gibi. Ne demek hatırlamayacak? Ne demek hatırlamayacak? Ne demek hatırlamayacak? Ne yedirdiniz bana? Ne içirdiniz? Ne var ya oba? Ha? Zehirli bir harbi. Yani şimdi başa sarmaya da gerek yok değil mi yani? Başa sarmayalım başkanım. Bizim asıl meselemiz dün gece burada ne oldu? Bir ipucu bulalım, bir bakalım. Bizim profesör tam olarak burada böyle yatıyordu. Elinde kına falan vardı. Ben orada yatıyordum evet. 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 Böyle yanında Rus kızı vardı. Şişt, düzgün kalaş. Yüzbaşının kızı. Ha. Lan! Niye Rus'u? Ne yüzbaşısı? Eyvah dur. Ne yaptınız lan siz gece gece belediyeye kına mı attınız beyden habersiz? Ya ne alakası var başkanım? Bak yine başa sardın ama olmaz. Dur bir konuları çözelim. Bak aramızda baştan aşağı böyle yaralı olan insanlar var. Bana bak Tahsin artık dağılacağım sana ha. Allah Allah. Sadık yok zaten ortalıkta. Başkanım sen de bırak şunu. Kuray. Ha. Tamam sakin ol. Beyler önemli olan soru şu. Belediye başkanlığı binasında kayıt alan kamera var mı? Allah Allah. Ya koskoca Pınarhisar Belediye Başkanlığı'ndasın. Var tabii. Var tabii. Aa işte canım Sadık kardeşim. Bulduk işte beraber gelmişiz. Saat kaç diyor? Gece 03.40. 03.40. 4'e 20 var tamam. Evet. Bak size söylüyorum. Bunu görmediniz. Yeminle eğer herhangi bir yerden duyarsam hepinizi tek tek öldürürüm haberiniz olsun ha. Neyi başkanım? He. Zaten pek de bir şey görünmüyor başkanım. Bu arada başkanım bütün hidroliği de boşaltmışsınız ya. Maşallah anlamında maşallah. Neyse başkanım ya devam edelim. Evet.
Benim bir aklıma geldi şimdi ya, rahmetli. Böyle karşılıklı meyve yerdik, yeminle uçutturdu beni ha. Aşk var. Var. Sevgi de sen var. Var. Daha, no da. Ay bakayım. Başkan da var. Nerede? Tek gözü kapıyorum dışarı, tamam. Hadi sıpırt bakalım. Benim kardeşimin ne eksik be? Kardeşimizin eksiği yok, fazlası var. Tabii. Ama gelinin gelinleri yok be. Merak etmeyin be. Ben de o. Ayarlayacağım ben. Adam. Hadi onu ayarladın. Süperman. Takı işi ne olacak ya? Takı? Takı işi ne olacak işte? Keçi var. Keçiyi takarım ben. Hayır. Lan bir dakika dur be. Geç süre. Lan dengiz. Geline keçi mi takacağım be? Olur mu hiç öyle yavaş? Yok. Şu beşi bir yerde nerede? Vay. Gel bakayım. Benim gönlüm ol kardeşim Kamil. Güzel keçim benim. Tatlı keçim benim. Bu eşi bir yer değil sana takayım. Sen de keçiyi al, geline tak. O zaman damadın arkadaşından bir de gelin alma vurması. Çıkartma. Tak tak hadi. Onu da tak hadi. Üçüncü. Bak bu yeter işte. İmam yok. Nasıl evlenecekler? Ne demek imam yok? Ben kim oluyorum burada? Sen başkansın be. Ben tamam oynama. Oynama. Geç mi? Oynama. Geç oldu artık zaten. Oynama. Tamam. Siz hemen açık hazırlıklara başlayın. Ben gideyim imamı alayım geleyim. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Aa, dur başkan ben de geleyim. Ben de geleyim. Gelinliği getireyim başkan. Hah. Vallahi Sadık gidiyor. Gözünü seveyim durdurma başkan. Devam. Tamam. Asıl bu kıza biz kına gecesi yapmayacak mıyız la? Nereye yakacağız kınayı? Ya koskoca bilgisayar mühendisi adamsın. Kınayı götüne yak. Bulmuşsun meski bir kıza. Bacım tebrikler. Aynen böyle devam. Tamam şakası bir şey yap. Yaktın mı yoksa? Hı? Neyse. Allah'tan ta burada bitiyor da ötesini göremiyoruz. Dur o zaman hemen dış kameralara bakalım. Tabii çıkalım dışarı çıkalım yeter. Ha bak. Şimdi ben gideyim ona bakayım. Sen gidip gelinliğe bak. Sonra burada buluşuruz. Burada buluşuruz. Ha, hadi tamam. Hadi. Görüşürüz. Dur dur başkan. Sabri Hoca değil mi bu be? Aa. Oy bak. Bakalım. Şeyde ararken şeyde buldum. Hocam. Hocam ben şimdi seni gördüğüme çok sevindim. Bak bizim burada bir kızımız var. Onların böyle böyle duruma bak. Bir nikahını kıysan diyor. Yok yok. Ben kıyamam oğlum. Ben kıyamam. Kıyarsın hocam. Kıyarsın bak. Hadi daha gelin hazır damız öpücüğü çay. Oğlum nikah kıymak benim görevim değil. Ya tamam hocam. Oh Allah şiddet. Ay. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah. 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 Allah.
Aa, takman işler. Sabri amcanınmış. He, onunmuş. Aa. O ne be? Neydi şu? Takman iş bak, vurmuşsun, uçurmuşsun ya ağzından adamın. Demek sapık da yokmuş. Ne sapı be? Sabah cami esnafıyla konuştum ben. Sabri hocaya saldırmış sapığın biri. Adamı fena hırpalamış. Hastaneye kaldırmışlar. Bu sapık ben miymişim? Sensin. Eyvah, bitti be. Rezillik, skandal üstüne skandal ya. Beni bu savunucu Sabri Hoca'yı dövdüğü eğer duyarlarsa yeminle benim politik hayatım biter, belediye başkanlığım biter. Sen bir de hocam bunun şimdi sosyal medyaya düştüğünü düşün. Değil mi? Ha. Ya durun be. Ne adam panik yaptırıyorsunuz? Ya bırak Sabri Hoca'yı, seni var ya kimse tanımaz bu tipinle. Ha. Otursiyonik kanı tanımayacak seni. Başka. Sapıkları hiç sevmiyorum ben ha. Hı. Ya ne sapı? Azıcık öte git. Allah Allah, üzerimi karabasan gibi çöktün. Kim arıyor? Kim arıyor? Kim arıyor? Alma. Açma. Açamayacağım şimdi. Açam. Tamam, açma. Açma. Aa, iyice sulandırdınız ha. Başkanım bir sonuna gelelim bakalım ne olmuş. Dur, dur, dur. Dur bakayım. Evet. Aa, işte Sadık, Sabri Hoca'na gidiyor. Al. Tamam işte, kızan kesin bunu hastaneye götürüyor. Oh. Hey. Allah. Allah. Aha. Yerinliği buradaymış. Bakalım. Ha. Hadi başkan hadi. Hemen hemen hastaneye gidelim. Çocuk düğünü kaçırmadan hadi. Hadi hadi. Durun. Belediyenindeki fışkıyı kim kırdı? Vallahi başkanım, o sorunun cevabını yıllardır kimse bulamadı. Hiç siz de kurcalamayın. Biz panik halinde devam edelim isterseniz. Vallahi mi? Tabii. O zaman yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Yürü 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 yürü. Ben orada şimdi kalayım öyle harekete. Siz gidin bakın, eğer bir şey olursa bana haber verin, tamam mı? Hadi bakayım hadi. Sağ ol Hoca, geçmiş olsun be. Hey Sabri amca, bizim Kurban Efe'nin çocuğu Sadık nerede? O getirmiş seni buraya, o nerede? Sadık, Sadık. Bir mutlaka kavurandım. Aldım. Hemen yanıya doğru gidiyordum. Ya gevelemesene lafı, bir de bir yavaş yavaş konuş. Anlayamıyoruz seni. Sadık nerede, Sadık? Ay, gidiyor lan. Var, diş var. İş var, suyu ver, suyu ver. Ver, anladık mı? Ver. Ver, buna bu girmez buna. Adama renk geldi lan. Dur. Aldım ben. Sokurtun. Tamam, tamam. Adam ne sevindi be. Oh. Allah'a ekber. Allah'ım hamdolsun sana ya. Vallahi rahat edin. Nereye kayboldular be ya? Allah Allah. Geçmiş olsun be ya. Evet, sağ ol, sağ ol. Gecde bitti, kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Aa, kaşlarda dökülmüş kıran mı oldun sen? He, kıran oldum, kıran. He, döküldü. Zaten kullanmıyordum. Bitti gitti, tamam hadi. Ha, geçmiş olsun. He, oldu oldu, bitti hadi. Tamam tamam ya, bak. Dişleri taktık, bülbül gibi şakamaya başladı. Hı. Anlat şimdi Sabri amca. Ya sabah erkenden kalktım, sabah namazı için camiye gidiyorum. Bir anda köşeden gulyabani gibi çıktı. Böyle... Bana bir tane vurdu, hazırlıksız yakalandım. Kim tanıdın bari, kimdi o, kimdi ya, ne yaptı sana, ne yaptılar? Yok be oğlum, nereden tanıyacağım ya, hiç görmedim ki buralarda. Neyse neyse, çok şükür iyisin. Başka bir şeyin yok değil mi Sabri amca? İyiyim be ya, zımzık gibiyim çok şükür. Oh, aman. Oradan.
Ne oluyor be ya? Ne diyor? İyi oldu değil mi? Nereden buldunuz bunları be ya? Sen bir şey yap. Nereden bulacağız canım? Senin bu halde olduğunu öğrendik. Gittik yaptırdık şeyde. Dişçide yaptırdım ben sana. Dişleri. Başladı yine yalan makinesi. Lan çarpılacağız hocaya, yalan söyleme be. Bize de attırdı ya. Lan iyi oldu lan. Kime yaptırdın? Şeyde yaptırdık işte. Hangi dişçide? İşte nerede? Neserde kaç tane dişçi var? Hangi dişçi olacak be abi? Aa tabii amcam benim. Bir tane bak, o da Neşet. Neşet'le yaptırdık ya. Zaten seni bu halde olduğunu duyunca sabah sabah kalktı, kendi elleriyle yaptı. Sabri hocama dedi, çok selam olsun dedi. Feda olsun dedi. Direkt gönderdi dişleri. Tabii, senin için yaptı. Ve aleyküm selam. Sağ olsun, getiren gönderen. Çıktı mı o? Yani çıkmadı be ya. Çıkmadı be ya. Çıktı dedi. Çıktı dedi. Çıktı da. Nereden çıktı yani? Ya oğlum. Neşet yoğun bakımda yatıyor ya, haberiniz yok mu? İşte yoğun bakmışlar zaten, evet yoğun bakmışlar. Çıktı hemen yani, iyileşti tabii. Alo. Nerede lan o ayırsız köpek? Düğün günü kayboldu. Yıllarca iste iste son anda kaybol. Evet, yıllardır öyle oldu da şimdi şöyle bir şey. Ben biliyorum oğlum. Misafirler de geldi düğün yerine. Rezil olduk millete. Ne yapacağız şimdi? Yok Arif ağa. Şimdi al o. Ağlama kız sen de. Kurtulduk itten. Kalkmadı. Delirmiş. Arif ağa delirmiş. Düğünü iptal edeceğim. Ne, rezil olduk lan, rezil. Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız? Kime rezil oldunuz be ya? Of. Ne yap Sabri Hoca? Sadık yok mu seni buraya getiren kızan? Onun bugün düğünü var. Çocuk ortalıkta yok. Kızın babası düğünü iptal edeceğim diyor. Sadık. Yok be ya. Burada perdenin arkasında uyuyor. Ne diyorum ben? Sadık. Dur bakayım. Tebra. Sadık kalk, oğlum kalk. Sadık. Kalk çabuk. Neredeyim ben? Haberin yok, başımıza neler geldi burada. 2.80 uyuyor. Ne oldu be? Ne geldi? Ah Sadık, gitti kayıp ederin traktör paraları. Çatır çatır karılara takmışsın pavyonda. Kahve, başlayacak traktörle. Sadık sen de şunları giy, hadi çabuk. Ya arkadaş, rahmetli anasına bu kadar ağlamadı bu adam ya. Bana bak siftahsız, sen de çabuk kalk, düğüne geç kalıyoruz. Hakem uzatmaları iptal etti, atamayacaksın golü. Kalk. Düğün var değil mi be? Vur. Hadi gel. Düğün var. Erken lan bu. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Dikkat. Özellikler eşrafından Nami diyen dişçi Neşet Hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazete öğle namazına müsait Dere Mahalle Camii'nden kalkacaktır. Düğünlerde geziyorsun, hep karşıma çıkıyorsun. Çok konuşma kaynana, kızın alırım diyor. Kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var bir kayda benimle. Sonunda mı aşkım? Sonunda oldu bak. Son dakika oldu Sadık, son dakika. Hem neredeydin sen? Ödüm koptu gelmeyeceksin diye. Ya aşkım ne saçmalıyorsun? Ne gelmemesi olur mu hiç öyle şey? Hem bak sana söz vereyim. Bir daha hayatımız boyunca seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni çok seviyorum kız.
Tahsin abim be, kral abim. Ne oldu be? Allah senden ve asker arkadaşından 1000 defa razı olsun be abi. Asker arkadaşıma? Evet. Asker arkadaşın kurtardı beni be abi. Werder Bremen ve Barcelona maçı. İkisi de birden iki oldu be abi. Benim de kafa güzel mi? Bütün mazot parasını götürüp basmış mıyım? E'si ne Tahsin abi? E'si ne? Tutturdum diyorum, tutturdum. Parayı götürdüm, parayı, parayı. Gel benimle, gel, gel abicim, gel. Gel abi, gel işte. Ha? İşte bunu aldım be abi. Bunu niye aldım be? Tahsin abim, Allah senden razı olsun. Allah Messi'yi korusun. Tahsin abim, bu da senin hakkın abi. Ne? Hı. Ne? Ya vallahi bir şey yok. Şanssızdır, karşılaşsın bu 40 yalan denen itle. Ocağımı söndürür zaten. Pezemek bir daha görüşmeyecek, tamam? Söz mü? Nazgül. Hı? Şey mi içtin sen? Yok be. Ne içeceğim ben be, Allah Allah. Affedersin. Seni bir defki alabilir miyim? Bir yere bir git. Ne istiyor be bu traktör suratlı? Tamam. Ya gideceğim bir durum. Ya aldım getireceğim ben ya. Yemedik bende. Tamam Nazgül, geliyorum hemen. Bir dakika. Hemen. Ne istiyorsun benden lan Tahsin? Ne istiyorsun? Ocağımı söndürdün zaten. Nazgül hala bana traktör taksitini soruyor. Ya bir dur, bir sakin ol. Sokacağım traktörüne ya. Bir dur. Lan bana sakin ol falan deme. Vallahi gebertirim seni, öldürürüm. Öldür beni, bununla öldür. Bak bak. Neymiş bu? Hop, para para. Al bakalım. Bu ne lan? Nereden buldun bunları? Şimdi bunun bir kısmıyla traktör taksitini ödüyorsun. Kalan kısmıyla. Ulan hayatıma girdiğin andan beri hep sıkıntı, hep stres. Gebertirim vallahi sen. Nereden buldun bu parayı? Oğlum bana niye üzümünü sorma. Ne gergin adamsın Kamil. Çok... Ya siz ne yapıyorsunuz be ya? En mutlu günümde ne yapıyorsunuz siz be ya? Şimdi de damadın arkadaşlarını piste alıyoruz ve kasap çalıyoruz. Tahsin abim, dün akşam söylediğin gibi tüm armutların suyunu sıktım. Önüme kim gelirse dağıttım abiciğim. Bu da benim istikak. Bok yerim. Ulan biz yetmedik. Bütün Trakya'yı zehirledin lan kırk yalan. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Deryalar bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalana millet, napsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bizi soğulun, doğrun batsın. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Biz nişanlıyız. Biz delikanlıyız.
birdenbire deryalar. Bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalanan millet ne yapsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bir sus oğlum, doğru mu batsın? Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Deryalar bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalanan millet ne yapsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bir sus oğlum, doğru mu batsın? Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Deryalar bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalanan millet ne yapsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bir sus oğlum, doğru mu batsın? Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız deryalar. Deryalar bana yalancı değiller. Yalan baldır reis, doğrulara prim vermiyorlar. Herkes gergin, komple kızgın. Alışmış yalanan millet ne yapsın? Tapşın tapşın, yürümeden koşsun. Aya gidelim deseler deme gidemezler. Bir sus oğlum, doğru mu batsın?